Çocuklarda, bebeklerde bir de kabızlık çok fazla oluyor. Onunla ilgili çok soru geliyor bize. Feyza Nur bir seyircimiz yazmış, selam olsun canım. Demiş ki 3,5 aylık bebeğim var ve sürekli kabız, ne yapabilir? Kabızlık önemli. Çünkü. Kabızlık meyli olan çocuklarda idrar yolu iltihabı riski de fazla oluyor. Onun için çocuğun kabız kalmasını istemiyoruz. Şiddetli kabızlık devam ederse eğer kakanın çıktığı yere yakın olan rektum denilen kısımda genişleme olabiliyor ve bu kabızlık ömür boyu bir kabızlık haline alabiliyor. Aa, tehlikeli. Evet. Kabızlık nasıl önlenecek? Aslında yaşa göre değişebilir. Eğer bebek doğduğu aylardan itibaren mesela anne sütü alıyor ama hala kabız, böyle bir durum varsa çocuğun poposunun deliğinde darlık var mı diye doktorun bunu araştırması lazım. Hmm. Çünkü çok darsa o zaman çocuk kakasını yapamayabilir ve bu deliği biraz genişletmek gerekebilir. Ama bir bebeğin böyle bir durumu yoksa sindirim sisteminin bağırsaklarının gelişmesi 6 aya kadar devam eder. Bu süreçte kabızlık olursa o zaman bir takım tedbirler almak lazım. Anne sütüyle beslenen bebeklerde biz kabızlığı çok görmüyoruz. Ama son görüşler kabızlığın altında da genetik bir yatkınlık olabilir diyor. Mesela anne kabızsa bunu mutlaka sorması lazım doktorun. O zaman anneye karın masajları öğretmesi lazım. Bazı çocuklar gerekli ıkınma refleksini sağlayamadığı için kabızlık devam eder. Mesela poposunun deliğine kulak çubuğu temizleme çubuklarıyla zeytinyağına batırıp onu biraz poposunun deliğine uyarı verebilirler. Bu sfinkter kasılmalarını etkileyeceği için çocuk kakasını yapar. Yahut çocuğu çiş yaptırır gibi tutup ılık suya birazcık sokarak o kısmı gevşetmek lazım. Bacakları karnına çekmek de karın içi basıncını aşağı doğru arttıracağı için bu da kaka yapmasını daha kolaylaştırır. Anne yiyip içtiği şeylere dikkat etmek durumunda. 6. aydan sonra biraz daha kolay bir şekilde kabızlık konusunda destek olabiliyoruz. Evet. Çünkü diyetle de kabızlığın çözülmesi mümkün. Mesela 6 ayı geçen bir çocuk hala kabızlık süreçlerine giriyorsa bağırsak hareketlerini arttıracak bazı şeyler var. İlaç demeyelim artık. Hareketi, bağırsağın hareketini hep poponun deliğine doğru götürür. Bunlardan doktor kontrolünde verebilir veya sabah aç karnına kaynatılmış kayısının soğutulmuş suyundan birkaç kaşık verebilir. Bir çay kaşığı kadar zeytinyağı içirebilir. Bunların hepsi basit yöntemler. Harikasınız. Mutfağa geçelim mi? Geçelim. Hadi buyurunuz o zaman. Siz de böyle alayım. Arkadaşlarım, sizleri de şöyle mutfağa alalım. Rotayla ilgili çok fazla soru var. Aşıyla ilgili. Evet. Haftaya o konuyu çok detaylı bir şekilde tekrar konuşmak isterim. Biriniz oturun, biriniz yanıma gelin benim gibi. Çok güzel lezzetler yaptık. Sunumu da çok hoş olmuş. Ay Nevin ablacığım, ellerine sağlık. Afiyetler olsun. Lahana harika salatası gün yaptık. Beyaz süper lahana, sarımsak da var içerisinde. Bol bağışıklık cevizli yönünden çok süper bir gıda. Yeşil elma var hocam, ceviz var. Oo, süzme süper yoğurt. Bomba. Bomba. Bağışıklık bombası. Bundan bol bol yemek lazım. Çorbasını da lahananın, evet, beyaz evet lahana özellikle. Ama bu salata şeklinde daha da etkili. Çok da lezzetli olmuş. Ben reklam arasında bir çatalı aldım. Ellerinize afiyet sağlık olsun. Servis yapalım. Servis de yapalım. Tamam. Burada hazırlıklarını yapmış. Kadın budu köftemiz var. Tiramisu'muz var. Evet. Kokular zaten bugün burayı sardı. Siz atölye masasında yine aldınız o kokuları değil aynen mi? Aynen. Acıktık yani. Soğanlar, sarımsaklar ki probiyotik süper konuştuk. Bağışıklık evet sistemi evet konuştuk. O anlamda da dolu dolu bir program oldu gerçekten. Canım Nevin ablacığım, ellerine sağlık. Çok afiyetler teşekkür olsun ederim. Şuradan salatasında tamam yoğurt var mı? Süzme yoğurt var hocam. Aa süper. Şöyle. Hakikaten bomba olmuş. Değil süzme mi yoğurt, ceviz var, sızma zeytinyağı üzerine. Ve dereotu da var. Evet. Dereotuyla da bol cevizle de süsledik. Onu şöyle kaşıkla alabilirim. Evet. Yoğurt süper. Şöyle koyabiliriz. Şunu da alalım lütfen. Tamam. Şuradan hemen tiramisu'dan ve salatadan da ikram etmek istiyorum.
ıspanak beğendi yaptık hocam. O da çocuklar için faydalıdır değil mi? Çok faydalı. Kışın bol bol yemek lazım. Yeşillikleri çiğ olarak. Ay, önce çok teşekkür ederim. Verelim. Teşekkür ederim. Şimdi Sende Hanım'ı sana zahmet. Salatamızdan da ikram edelim. Bu sarımsaklı yeşil elmalı salatamız. Çatallarınızı vereceğim şimdi. Lütfen buyurun. Beğendiden koyalım. Ben iki servis tabağını gözlerine biraz hitap etsin, şıkta olsun istedim. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Bu çocuklarımıza D vitamini diyoruz ya, suyuna damlatma durumu kaç aylıktan sonra tavsiye ediliyor? Anne sütü alan bebeklerde anne sütü aldığı müddetçe D vitamini damlalarını günde 400 ünite olarak, teşekkür ederim, 400 ünite olarak veriyoruz. Bu yani standartize edilmiş bir doz. Anne sütü kesildikten sonra eğer çocuk yeterli derecede güneşlenmiyorsa, D vitamini düzeyi düşük olduğu düşünülüyorsa, o zaman değişik yayınlarda değişik şekilde söylenmesine rağmen günde 600 üniteye kadar 2 yaşından sonraki bebeklere özellikle D vitamin takviyesi yapılabilir. Birçok multivitaminde, yani C vitamini, B vitamini olan karışık vitaminlerde böyle dozlar öneriliyor. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlarım çok sağ olun. Teşekkür, eksik olmayın. Tekrar beklerim. Sağ olun. Nevin ablacığım, çok tatlısınız. Tekrar bekliyorum. Olur mu? Kızım, çok öpüyoruz. Ben de çok mutlu oldum. Çok şekersiniz. Çok müthiş bir ev sahipliğiniz var. Eksik olmayın. Çok hoşuma gitti. Hocamı da televizyondan izliyordum. Yakından tanımak hoşuma gitti. Bir sürü bilgi aldım. Artık torunlar için biz büyüttük. Çok tatlısınız gerçekten. Bu bilgilerin sonu yok çünkü. Kendimiz evet. için, çocuğumuz için istiyoruz. Sonra da torunlarımız için çok önemli bilgiler oluyor, tavsiyeler oluyor. Yarın yine önemli konular konuşacağız. Tavsiyelerimiz olacak, güzelliklerimiz olacak. Yarın görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.